Kitabımızın adı Siyasetname. Yazar Nizamül Mülk. Üçüncü fasıl. Tesettürlüler, harem dairesi, padişahın emri altında bulunanlar, ordu komutanlarının düzeni. Padişahların emri altında bulunanların üst konumuna geçmemesi gerekir. Aksi takdirde büyük sorunlar çıkar. Padişahın görkemi zarar görür. Özellikle örtü altında bulunan kadınlar üst konuma getirilmemelidir. Çünkü aklen kamil sayılmazlar. Bunların bulundurulmamasında maksat neslin devamıdır. Bunlar ne kadar asil, liyakatlı ve örtü altında bulunursa o kadar makbuldür. Padişah kadınlarında emri verme yetkisi olursa kötü maksatlılardan duydukları ama gözleriyle görmeyerek edindikleri bilgiye dayanarak emir verirler. Oysa erkekler dışarıda olup biteni sürekli görür, kadınlar göremez. Kadınlar hacı benim veya hadımın dediğine bakarak emir verir. Kuşkusuz verdikleri emirlerin çoğu gerçeğe uygun olmaz. Böylece fesat doğar, padişahın haşmetine zarar verir, halkı sıkıntıya düşürür, saltanatta, dinde bozukluk belirir. İnsanların, reyanın malı zarar görür, devlet büyükleri incinir. Hangi devirde olursa olsun, padişah karısı padişaha sözünü geçirirse rezillik, şer, fitne, fesattan başka bir şey de olmaz. Bu konu üzerinde biraz daha duralım. Çünkü sık rastlanan bir şeydir. Kadının sözüne uyup ona itibar eden, sonunda büyük sıkıntıya düşen ilk erkek Adem-i Safi'ydi. Havva'nın ağzına bakıp buğdayı yedi, nimet dolu cennetten kovuldu. Bir rivayete göre 200, başka bir rivayete göre 300 yıl boyunca ağladı, tövbe etti. Sonunda Yüce Allah tövbesini kabul ederek onu bağışladı. Hikaye 53. Anlatıldığına göre Keykuas'ın Süda've adlı bir karısı vardı. Bu kadın ona sözünü geçiriyordu. Keykuas'ın Siyavuş adındaki bir oğlu vardı. Rüstem bu çocuğu yetiştiriyordu. Keykavus Rüstem'e bir ulakla mektup gönderdi. Mektubunda Siyavuş'u bana gönder, özledim yazmıştı. Bunun üzerine Rüstem Siyavuş'u babasına gönderdi. Siyavuş güzel yüzlü, yakışıklı bir delikanlı olmuştu. Süda ve oğlanı perde arkasından görünce yüzüne hayran kaldı, aşık oldu. Keykavus'a, Siyavuş'a söyle, Sebistan'a gelsin. Kız kardeşleri onu görmek istiyor dedi. Bunun üzerine Keykuas, Siyavuş'a, Şebistan'a git. Kız kardeşlerin seni görmek istiyormuş. Siyavuş, baş üstüne. Ancak onlar Şebistan'da kalsın, ben Eyvan'da durayım. Daha iyi olur. Keykuas, hayır, Şebistan'a gir. Siyavuş, Şebistan'a adımını atar atmaz, Süda ve onu tuttu, kendine çekmeye başladı. Siyavuş sinirlendi. Şebistan'a gelmezdim, zorla gönderildim. Sonra öfkeyle kendini kadının ellerinden kurtardı, Şebistan'dan çıkıp sarayına gitti. Südabe, Siyavuş'un onu babasına şikayet etmesinden korktu. Elini çabuk tutup erkenden Keykavus'a gitti. Şu Siyavuş'a baksana, bana sarkıntılık etti. Elinden kurtuldum. Oğlunun bana bunu yapması olacak şey mi? Böylece Keykavus'u Siyavuş'a karşı biledi. Dedikodu yayıldı. Siyavuş'a ateşle sınav verirsen şah seni bağışlar, dediler. Siyavuş, şah ne emrederse onu yaparım. Bir düzlükte bir fersaha bir fersahlık alana odun yığdılar, ateş yaktılar. Sonra Siyavuş'a gir ateşe dediler. Siyavuş kara tayına bindi, Tanrı'nın adını anıp ateşe daldı, gözden kayboldu. Bir süre sonra Yüce Tanrı'nın inayetiyle öbür taraftan sağ salim çıktı. Ne kendinin ne atının bir kılına zarar gelmişti. Herkes bu işe şaştı kaldı. Siyavuş'un günahsız olduğuna kanaat getirdi. Mübedler o ateşten alıp ateşkedeye götürdü. O gün bugündür o ateş yanar. Çünkü gerçeği orataya çıkarmıştır. Keykavus, Siyavuş'u Belh emirliğine vererek gönderdi. Siyavuş, Süda ve meselesi yüzünden babasına kırgındı. Sıkıntılı günler geçiriyordu. İran'da kalmak istemiyor, Hindistan'a, Huten'e, Maçin'e gitmeyi düşünüyordu. Esraf yapım veziri ve sipahsalar olan Piramvi ise Siyavuş'un gücenmesinden haberdar olmuştu. Gidip kendisini Siyavuş'a tanıttı. Efrasyap adına hediyeler sundu. Bir de anlaşma yaptı. Anlaşma şöyleydi. Hanedan aynı, iki cevher de aynıdır. Efrasyap bun onu oğullarından aziz tutar. İstediği zaman babasıyla arasını düzeltir, İran'a gider. Bunu kendisi bilir. Efrasyap bu konuda aracı olur. Sağlam anlaşma yapar.
Sonra onu 1000 izzet ikramla babasına gönderir. Bunun üzerine Siyavuş Belk de Türkistan'a gitti. Efrasyap kızını onunla evlendirdi. Ona değer verdi. Çocuklarından aziz tuttu. Neden sonra Efrasyap'ın kardeşi onu kıskandı. Onun hakkında kötü konuşmalarla el birliği etti. Hiç günahı yokken Siyavuş Türkistan'da öldürüldü. İran mateme büründü. Savaşçılar ayaklandı. Rüstem Sistan kalktı, İran sarayına geldi. Destursuzca Keykavus'un haremine daldı. Onun karısı Südave'yi saçlarından tutup sürükledi. Kılıcıyla paramparça etti. Kimse de ona dur ne yapıyorsun diyemedi. Ardından savaşa hazırlandı. Siyavuş'un öcünü almak için Türkistan'a gittiler. Savaş yıllarca sürdü. İki taraftan binlerce baş kesildi. Bütün bunlar padişaha söz geçiren Südave yüzünden oldu. Padişahlar güçlü kişilerdi. Karılarının kendi iç dünyalarından haberdar olmayacağı bir yol izlemiş, onların heves ve emir bağlarından uzak kalmış, İskender'in yaptığı gibi hükmetmişlerdir. Hikaye 54. Tarih kitaplarına şöyle kaydedilmiştir. İskender Rum'da İran'a geldi. Acem Şahı Dara bin Dara'yı yendi. Dara bozgun halinde kaçarken bir has hizmetkarı tarafından öldürüldü. Dara'nın Rüşenek adına güzel yüzlü, cemal sahibi bir kızı vardı. Aynı vasıflara sahip kız kardeşleri olsa da Rüşenek hepsinden güzeldi. Bunlar Dara'nın soyundan gelen mesturelerdi. İskender'e dediler, Dara'nın haremine uğrasan, alemin o ay yüzlü dilberlerini görsen, özellikle Dara'nın güzellikte eşi benzeri olmayan kızını görsen ne olur sanki? Üstelik çok iffetlidir. Bunu söyleyenin maksadı İskender'in kızı beğenip onunla evlenmesiydi. İskender cevabını verdi. Onların erkeklerini yendik, bari onların karısı bizi yenmesin. Teklifi kabul etmedi. Dara'nın haremine gitmedi. O tarafa iltifat etmeyerek haremin saygınlığını korudu. Kendi selametini onlarla hemhal olmamakta gördü. Çünkü dost veya düşman olsunlar, şeytan gibi yol keserler. Başka bir hadise de Hüsrev, Şirin ile Ferhat arasında geçmiştir. Meşhur hikayedir. Hüsrev dizginleri Şirin'in eline vermişti. Onun her dediğini yapıyordu. Şirin daha sonra iyice cesaretlendi. Hüsrev gibi yakışıklı bir padişaha rağmen Ferhat'a meyletti. Hikaye 55. Bilge, Bozorç Mir'e göğe sordular. Hangi sebeple Sasani hanedanı yıkıldı? Oysa sen bu saltanatta her türlü tedbiri alıyordun. Bugün dünya yüzünde senin gibi sağlam düşünen, tedbirli, bilgili biri yoktur. Bozorç Mir, iki sebep vardı. Birincisi, Sasaniler büyük işlerde ehil olmayan, akılsız insanları görevlendirmişti. İkincisi, akıllı, uyanık, zeki insanları iş başına getirmiyorlardı. Sonunda işim kadınların, çoluk çocuğun eline kaldı. Bu iki gruptaki insanda ne bilgi ne akıl vardı, laf dinlemezler. Sebep buydu. Saltanat işleri kadınların, çoluk çocuğun eline düşerse, padişah o hanedandan gidecek demektir. Böylece padişahlık kalıcı olmaz. Hadis. Peygamber aleyhisselam işlerde kadınlara danışılmasını, tedbir alınmasını, doğru sonuca ulaşmak için dediklerinin tersinin yapılmasını söyleyerek kadınlara danışın ama tersini yapın der. Tam akıllı olsalar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediklerinin tersinin yapılmasını buyurmazdı. Hikaye 56. Hadiste geçtiği gibi hadise şöyle yoldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı şiddetlenmiş, ömrünün son demleri yaklaşmıştı. O sırada namaz vakti gelmiş, geçiyordu. Birkaç yaranı mescitte bulunuyor, cemaat namazı kıldırmak üzere peygamberin gelmesini bekliyordu. Oysa Resul aleyhisselamın mescide gidecek hali yoktu. Ayşe ile Hafsa, Allah ikisinden razı olsun, peygamberin başucunda oturuyordu. Ayşe, peygambere, ''Ey Allah'ın peygamberi, namaz vakti geldi, geçiyor. Mescide gidecek halin yok. Kimin imamlık yapmasını emredersin?'' Resul, Ebu Bekir'in. Bir duraksama oldu. Ayşe Hafsa'ya, ''İki kere ben söyledim, bir kere de sen söyle. Ebu Bekir yufka yüreklidir, seni çok sever de. Birini boş görünce mihrapta ağlamaya başlar. Hem onun hem cemaatin namazı bozulur de. Ömer katı adamdır, emret de namazı o kıldırsın de.'' Hafsa bu şekilde söyleyince peygamber, haliniz Yusuf ile Kursufe'ye mi benziyor? Sizin uygun gördüğünüzü söylemeyeceğim. Ebu Bekir'i söyleyin,
öne çıksın, namazı kıldırsın. O kadar ilmi, büyüklüğü, dindarlığı olan Hattat peygamberin dininizin üçte ikisi bu Hümeyra'dan, Ayşe öğrenin dediği Ayşe'ye böyle demişti. Diğer kadınların düşüncesine ne derdi acaba? Hikaye 57. Anlatıldığına göre İsrailoğulları devrinde bilinen bir şey vardı. Kim ömrünün 40 yılında büyük günahlardan sakınırsa, gündüzleri oruç tutup gecelerini ibadetle geçirirse, Yüce Allah onun 3 dileğini kabul eder. O zamanlar İsrailoğullarında Yusuf adında dindar, iyi bir adam vardı. Bu adamın Mesture, dindar bir karısı vardı, Kursufe adında. Yusuf 40 yıldır Tanrı'ya ibadet ediyordu. Süreyi doldurunca düşündü. Üç dileğimin yerine gelmesi için Yüce Tanrı'dan ne istesem acaba? İstediğim daha iyi olması için birlikte düşüneceğim bir dost lazım bana. Düşündü, taşındı. Uygun bir dost bulamadı. Kalktı eve gitti. Dünyada karımdan iyi dost yok. Benim eşim, çocuklarımın anası. Benim iyiliğim onun iyiliği demek. İyisi mi ona danışayım diye içinden geçirdikten sonra karısına, biliyorsun, 40 yıllık ibadet süremi doldurdum. Üç dileğimi Yüce Tanrı kabul edecek. Dünyada benim iyiliğimi senden çok isteyen yoktur. Ne dersin? Yüce Allah'tan ne dilersem daha iyi olur. Karısı, dünyada gözümün nurusun. Kadınlar erkeklerin seyir yeri tarlası. Beni seyrettikçe gönlün şad olsun. Benimle konuşurken hayatın zevk içinde geçsin. Yüce Allah'tan benim için hiçbir kadında olmayan güzellik iste. Kapıdan içeri girip de beni o güzellikle görünce için açılsın. Ben yaşadıkça hayatını mutluluk içinde geçirirsin. Kadının hatalı sözü o ahmağın hoşuna gitti, dua etti. Ya Rabbi, karıma hiçbir kadına vermediğin güzelliği nasip et. Yüce Allah adamın duasını kabul etti. Sabah kalktığında kadın geceliği içinde hiçbir insanın göremeyeceği kadar güzel olmuştu. Yusuf karısını bu kadar güzel görünce hayretten dondu kaldı. Sevinçten içi içine sığmıyordu. Öte yandan kadının güzelliği günden güne artıyordu. Bir hafta sonra o kadar güzelleşti ki kimse güzelliğine bakamaz oldu. Aydan, güneşten 1000 kat güzeldi. Kadının güzelliği dünyanın diline düştü. Uzak şehirlerden kadının güzelliğini seyretmeye geliyor, hayretler içinde geri dönüyorlardı. Bir gün kadın aynanın karşısına geçmiş, güzelliğine, dudaklarına, dişine, kaşına, gözüne bakıyordu. Kendini beğenmeye, böbürlenmeye başladı. Bugün bendeki güzellik dünyada kimde var? Ben bu yoksul herife layık mıyım yani? Arpa ekmeği yer, dünya nimetlerinden nasibi yok. Sıkıntı içinde günümü geçiririm. Ben dünya padişahlarına layık biriyim. Beni görecek olsalar altın, mücevher içinde bırakır, izzetle el üstünde tutarlardı. Kendi kendine böyle ham hayaller kuruyordu. Bu düşünceler içindeyken kocasına huysuzluk etmeye başladı. Koca sözünü dinlemedi. İnatlaştı, ileri geri konuştu. Yusuf'a karşı cefasını arttırdı. İkide bir, ben sana layık mıyım hiç, diyordu. Yusuf'tan 4 çocuğu olmuştu. Çocuklarıyla, eviyle de ilgilenmiyordu. Geçimsizliği öyle bir hal aldı ki Yusuf canından bezdi, aciz kaldı, ne yapacağını bilemez oldu. Çocuklarıyla birlikte azap çekiyordu. İbadetlerine de yetişemiyordu. Bir gün başını gökyüzüne kaldırdı. Ya Rabbim, bu kadını ayıya dönüştür. Yüce Tanrı duasını derhal kabul etti. Kadını bir ayıya dönüştürüverdi. Hem de görünce insanın korkacağı bir ayı. Yusuf onu evden çıkardı. Ayıya dönüştüğü halde bir yere ayrılmıyor, Yusuf'un evi çevresinde 4 dönüyor, gün boyu ağlıyor, çocukların ayaklarına yalvarıyordu. Bir süre böyle geçti. Yusuf çocuklarıyla birlikte perişan halde onlara bakamıyor, Yüce Allah'a ibadet edemiyordu. Çoğu zaman namaz vaktini kaçırıyor, bu yüzden çok hayıflanıyordu. Adam akıllı aciz kalınca 3. kez başını kaldırdı gökyüzüne. Ya Rabbim, ayıya dönüşen şu kadını ilk haline döndür. Eskisi bir kanaatkar olsun, çocukların başında bulunsun, ben de sana ibadetle meşgul olayım. Yüce Tanrı duasını derhal kabul etti. Kadını ayılıktan ilk önceki haline dönüştürdü. Kadın yine çoluğu çocuğuyla ilgilenmeye başladı. Gel gelelim, Yusuf'un 40 yıllık ibadeti de boşa gitmiş oldu. Çünkü karısının ağzına bakmıştı. Onlardan sonra bu hikaye dünyada dilden dile dolaşır oldu. Kimse kadının dediklerine uyup bir iş yapmamalı. Yüce Tanrı'nın kadını eğri yarattığı bilmeliydi. Halife Memun şöyle dedi.
Hiçbir padişah mesturelere izin vermesin. Yoksa ülke, ordu, hazine, siyaset hakkında padişahla konuşur, müdahalede bulunmaya kalkar veya birini himaye ederler. Fırsatını bulurlarsa padişah onların sözüne uyar, birini terfi ettirir veya cezalandırır. Böyle olunca insanlar dergâhtan kadınlara gider, istediklerini onlara bildirir. Dileklerini daha çabuk elde ettikleri için olmadık taleplerde de bulunurlar. Kadınlar da bozuk tedbirlere başvurur. Dini bozuk olanlar kadınlara ulaşır, kısa zamanda padişahın haşmeti, saygınlığı, dergahın, divanın canlılığı kalmaz. Padişahın canı, saltanatı tehlikeye düşer. Çevreden ayıplama sesleri yükselir. Ülke kargaşa içinde kalır, vezirde temkin diye bir şey kalmaz. Askerler incinir. Eski padişahlar ne yaptıysa padişahın onu yapması gerekir. Nitekim Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Erkek kadınların üzerinde yönetici ve hakimdir. Kur'an 4 bölü 34. Kadınlar kendilerini idare edebilse erkekleri onların başında görevlendirmezdi. Kim kadınların kendine hakim olmasına izin verirse meydana gelecek her türlü hatadan, yanlış işten sorumlu olur. O izni verdiği için de suçludur. Keyhüsrev şöyle der. Bir padişah hanedanının devam etmesini, ülkesinin harap olmamasını, haşmetinin, görkeminin yerlerde sürünmemesini isterse kendi haremine asla emir yetkisi vermez. Haremde bulunan kadınlar sadece kendi astlarına, hizmetkarlarına bir şey diyebilir. Kendi vekillerine ve ihtana emir verebilir. Padişah eski adetlere sadık kalırsa hiçbir konuda kaygılanmasına yer olmaz. Ömer bin el-Hattab, Allah ondan razı olsun, şöyle der. Mesturelerin sözleri kadın gibidir. Onları nasıl herkese göstermek doğru değilse, sözlerini de ortalığa dökmemek gerekir. Bu konu bu kadar ele alındı. Umarım kabul görür. Böyle şeyler başka yerlerde de rastlanır. Kişi doğrunun ne olduğunu bunlara bakarak bilir. Hikaye 58. Yüce Tanrı, padişahı tüm halkının üstü olarak yaratmıştır. Halk onun astıdır. Padişah sayesinde dirlik ve yücelik sahibi olur. Padişahlar astları hakkında şu hususlara dikkat etmelidir. Herkes kendini bilmeli, kulluk halkasını kulağında taşımalıdır. Bu halkayı çıkarmamalı, itaat kemerini çözmemelidir. Padişah iyiliklerini, kötülüklerini sürekli onlara göstermeli, onları unutmamalarını sağlamalıdır. Aksi takdirde dilediklerini yaparlar. Padişah herkesin derecesini, yerini bilmeli, sorup soruşturmalı, böylece itaat çizgisinin dışına adım atmamalarını sağlamalıdır. Bir gün bilge, Bozormirç, Nüşarvin Adil'e şöyle demişti. Vilayet, yani ülke, melike aittir. Melik orduya halkı değil, vilayeti teslim etmiştir. Ordu mensuplarının vilayet sevgisi olmazsa, vilayet halkına da sevgi olmaz. Böyle olunca askerler cebini doldurmaya bakar. Vilayetin haraplığını, yoksulları umursamaz. Ordu mensupları yaralama, bağlama, hapsetme, gazaplanma, cinayet, azil görevlendirme gibi hususlara karışırsa padişah ile aralarında ne fark kalır? Bu işler daima padişaha aittir. Ordu mensuplarına bu güç kudret yetkisi verilmez. Altın taç, altın üzengi, altın kadeh, taht, sikke ancak padişaha aittir. Padişah diğer padişahlardan üstün olmak isterse kendi ahlakını düzeltmelidir. Nuşirvan, peki ne yapayım? Bozorçmir, padişah kötü cibiliyeti kendinden uzaklaştırır, iyi hasletler edinir, böylece işini yürütür. Nuşirvan, kötü hasletler nedir? Bozormiç, kıskançlık, yalan, kibir, gazap, şehvet, hırs, emel, inat, cimrilik, huysuzluk, zulüm, sadece kendini düşünme, acelecilik, nankörlük, sersemlik. İyi hasletlere gelince, öncelikle haya, güzel ahlak, hilim, af, kerem, tevazu, eli açıklık, doğruluk, sabır, şükür, acıma, ilim, akıl ve adalet. Hangi padişah bunlara özen gösterir, uyarsa bu dünyada kurtulur. Öbür dünyada elinden tutulur. Her işin tertibini, düzenini bilir. Mazlumun hakkını verir, emri altındakileri hoş tutar, namazını cemaatle kılar, ülkenin diğer işlerinde bir danışmana, yol göstericiye ihtiyacı kalmaz. 44. fasıl. İslam meliklerine düşman olan haricilerin, dini bozukların teşhiri.
Haricilerin ortaya çıkışı ve isyanları hakkında bir fasıl yazarak cümle alemin bu devletin üzerine titrediğimi, Selçuklu ülkesini nasıl sevdiğimi bilmesini istedim. Allah mülkünü daim etsin. Alemin efendisine, çocuklarına, hanedanına karşı ayrı ilgim vardır. Bu yüce devlet kem gözlerden uzak olsun. Her devirde hariciler ortaya çıkmıştır. Adem aleyhisselam devrinden günümüze kadar baş kaldırmışlar, her ülkede padişahlara, peygamberlere isyan etmişlerdir. Bunlardan uğursuz, aşağılık, kötü davranışlı, dini bozuk topluluk çıkmamıştır. Duvar diplerinde ülkenin kötülüğünü düşünür, dine, devlete fesat sokmaya çalışırlar. Kulakları kirişte, birbirlerine bakışarak beklerler. Allah göstermesin. Bu güçlü devlete gökten bir bela gelecek olsa, bu köpekler saklandıkları yerden çıkar, devlete baş kaldırır, Şiilik davası güderler. Bunlar güçlerini daha çok Rafizilerle Hürrem dinlerden alır. Şer, fesat, katliam, bidat olarak yapılabilecek her şeyi yaparlar. Sözde Müslümanlık iddiasında bulunurlar ama uygulamada kafirlerin yaptığını yaparlar. İçleriyle dışları bir değildir. Sözleri yaptıklarına uymaz. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem dini için bunlardan beter düşman olunmaz. Bugün bu devlete yakın olan kişiler vardır. Şii olarak ortaya dökülmüşlerdir. Onlar da işte bu gruptandır. Efendimizin yanındayken onların işlerini yapar, onları güçlendirir, davet ederler. Hatta Allah mülkünü daim etsin, alemin efendisine Abbasi halifelerinin hanedanını yıktırmaya çalışırlar. Bununla ilgili bazı şeyleri ortaya dökecek olsam rezillik diz boyu olur. Ne var ki onların bu uğraşları sayesinde alemin efendisi bana kırılmıştır. Bu konuda açıklamada bulunmak istemiyorum. Çünkü bana demediklerini bırakmadılar. Saltanatı daim olsun. Efendimizi mal canlısı olarak gösteriyorlar. Bu durumda nasihatim bir işe yaramayacaktır. Ben bu dünyadan göçtükten sonra alemin efendisi onların hilesini, fesadını, kötü eylemlerini fark edecek. Güçlü devletin ne kadar yanında olduğumu, bunların hallerinden, düşüncelerinden gafil kalmadığımı, sürekli onun yüksek görüşlerine sunduğumu anlayacak. Bu konuda sözlerim kabul görmeyeceği, bana inanılmayacağını bildiğim için tekrar etmekten vazgeçtim. Ancak bunların zuhuru hakkında önemli olduğu için bu kitapta kısa da olsa bilgi vereceğim. Batiniler kimdir? Ne iş yaparlar? Mezhepleri, itikatları nasıldır? İlki nerede ortaya çıktılar? Kaç defa ayaklandılar? Kim tarafından kahredildiler? Ben öldükten sonra mülkün, dinin efendisinin elinde hatırlayacağı bir tezkire olsun. Bu melun kavim Şam'da, Yemen'de isyanlar çıkardı, kıyımlar yaptı. Acem diyarında olup bitenleri de kısaca anlatacağım. Efendimiz bütün hallerini, fesatlarını Muhammed Mustafa'nın sallallahu ve sellem mülkünde, dininde olup bitenleri okuyup öğrensin. Bu arada tarih kitaplarını okusun. Özellikle tarihi İsfahan'ı. Oralarda yaptıklarının %1'ini anlatacağım. Böylece onların ta başından sonuna kadar ne yaptıklarını efendimin malumu olsun. Doğrusunu Allah bilir.